2545 sene bu hayal devam etti. Ve sonra o hayalin nasıl gerçek olduğunu gördünüz. Bizler de gördük. Milattan önce 332. Büyük İskender o coğrafyada. Niçin? Kan dökmek için. Aslında Büyük İskender Mekke'ye de geldi. Bunu biz okuyoruz. Mekke tarihindeki derslerimizi hatırlayın. Orada o ziyareti de hatırlayacaksınız. Mekke'nin düzenli bir ordusu yok. Düzenli siyasi anlamda bir gücü de yok. Ama buna rağmen Büyük İskender Mekke'de hiçbir şey yapamadı. Niçin? Allah oraya el beledül emin dedi de onun için. Orayı Allah koruyor. Burası ise imtihan alanı. Burada insanlık imtihana çekilecek. Büyük İskender'den sonra orada uzun bir süre hakim olacak Romalılar çıkar sahneye. Ki o dönem aslında Hazreti İsa'nın da geliş dönemidir. Hazreti İsa o dönemde o coğrafyada söz söylemeye başladığı zaman Roma devleti vardı ve başında da Herod vardı. O günden 614'e kadar, milattan sonra 614'e kadar da Romalılar orada kaldı. 614 hangi tarih? Nübüvvetin 4. yılı. Ve o yıl Romalıların elinden orası Sasanilerin eline geçti. İşte Rum süresinde anlatılan olay da oydu. Nübüvvetin 4. ya da 5. yılında Kudüs'te böyle bir el değişikliği oldu. Ama 629'da yeniden Bizanslılar kaybettikleri o kalelerini Perslilerin elinden aldılar. Ve bu olayın üzerinden 9 yıl affedersiniz geçtikten sonra Hazreti Ömer zamanında Müslümanların eline geçti elhamdülillah. Hazreti Ömer'in ve onun gönderdiği orduların orayı fethetmesi ve orada ezan-ı Muhammediye'nin semaya yükselmesiyle Hazreti Süleyman dönemi arasındaki zaman 1600 senedir. 1600 sene sonra orada Hazreti Ömer'le birlikte yeniden Kudüs İslam'ın şehri olmuştur. O 1600 senelik ara dönemi bir tarafa koymamız lazım. Ama burada unutmamamız gereken bir şey var ki Süleyman Aleyhisselam da öncesindekiler de sonrasındakiler de hepsi İslam'ın peygamberidir. Ve Kudüs de İslam'ın şehridir öncesinde de. Dolayısıyla aslında Hazreti Ömer'in ve oradaki sahabi ordusunun Kudüs'ü fethetmesi İslam'la Kudüs'ü buluşturmasından başka bir şey değildir. Hazreti Ömer fethetti. Ne oldu? Bir rivayete göre o güne kadar, o ana kadar çöplük halinde olan Mescid-i Aksa'nın yerini kendi elleriyle temizledi. Bir rivayete göre talimat verdi, kendi Medine'ye döndü, sahabiler temizlediler. Ve orası temizlenir temizlenmez o alan belliydi temeller çünkü. O alan temizlenir temizlenmez o alanın en uç noktasına bir mescit inşa edildi. O mescit şu anda da varlığını devam ettiren mescittir. Yapı değişse de alan aynı alandır. Peki dostlar burada bir şeyi söylememiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkarken orada mescit var mıydı? Hayır. Peki mescit olmamasına rağmen Kur'an oraya Mescid-i Aksa mı dedi? Evet. Mescit olmamasına rağmen Allah Resulü 3-5 hadisinde orayı Mescid-i Aksa diye mi nitelendirdi? Evet. Neden peki? Nedeni o haritada işte. Haritayı Allah çizdiği için peygamberler de aynı makamdan geldikleri için onlar oranın değer ve kıymetini çok iyi biliyorlar. Hazreti Ömer'den sonra orada kurulan o mescit ve daha sonra etrafının da düzenlenmesi, Hazreti Ömer'in Medine'ye geri dönmesiyle birlikte orada başlayan bir İslam dönemi tam kaç yıl sürecek?
461 yıl sürecek. Ve Ömer'le birlikte başlayan ümmeti Muhammed'in Kudüs destanının ilk valisi de hepinizin çok yakından tanıdığı Suffa Mektebi'nin bir muallimi ve talebesi olan Ubade İbni Samit olacak. Hazreti Ömer Medine'ye geri dönünce Ubade İbni Samit'i Kudüs'ün ilk İslam valisi olarak atayacak. Sahabeler dönemi altın bir dönemdir. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman döneminde de aynen devam etmiştir. Halife Hulefai Raşidin döneminden sonra gelen Emeviler döneminde de Kudüs yine aynı değer ve kıymetini devam ettirmiştir. Emeviler döneminde Kudüs için şöyle bir şeyi altını çizmemiz lazım. Gerçekten Emevilerin İslam tarihindeki olumsuz onca şeyine rağmen oraya yaptıkları hizmetler takdire şayandır. Hemen Mescid-i Aksa'nın yani Kıble Mescidi'nin alt tarafında bir Mervan Mescidi var. Beni en fazla etkileyen mescitlerden bir tanesi orası olmuştu. Oraya Mervan Mescidi denmesi de Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan'ın o bölgede yaptığı faaliyetlerden dolayıdır. Hem imari anlamda hem de diğer alanlarda. Emeviler gerçekten o günlerde o coğrafyanın değer ve kıymetini çok iyi bilmişlerdir. Emevilerden sonra Abbasiler geldi. Abbasiler de değişti mi? Hayır. Aynı ihtiram onlarda da devam etti. Hatta Abbasilerin en gözde halifelerinden olan Cafer-i Mansur aynen Hazreti Ali'nin Hazreti Ömer'e söylediği o söz üzere Müslümanlara o coğrafyanın değer ve kıymetini öğretme adına iki kez Bağdat'tan Kudüs'e gelmiştir aralıklarla. Müslümanlar buranın değer ve kıymetini unutmasınlar diye. Abbasiler dönemi de gerçekten o coğrafyanın altın dönemini yaşadığı bir dönemdir. Abbasilerden sonra Tolun oğulları. Ondan sonra İhtişiler. Yalnız bu iktidar değişikliklerini siz hep kan akıtılarak değiştiğini unutmuyorsunuz. İhtişilerden sonra Fatimiler geldi. Fatimiler dönemi tam 100 yıl sürecektir. 100 yıl boyunca Fatimiler oraya hakim olacaklar. Fatimilerin hakim olduğu dönemlerde Zahir el-Fatimi isimli Fatimi halifesinin de o coğrafyaya yapmış olduğu hizmetleri unutmamak lazım. Özellikle onun döneminde büyük bir deprem olur. O deprem sırasında hem Kubbetus Sahra hem Kıble Mescidi büyük bir hasar görür. İşte bu Fatimi halifesi elinden geleni yaparak o yapıyı yeniden diriltir. 1071 tarihler oraya yaslandığında o tarihin ne olduğunu biliyorsunuz. Alparslan'ın Anadolu kapılarını zorladığı tarihtir. Aynı yıl Selçuklular da Kudüs'ün hakimi olur. 1071'de. Yalnız burada çok ciddi bir sıkıntı var ki bugünün dünyasına da buradan ciddi mesajlar taşıyacağız. 1071'den 1099'a kadar Selçuklularla Fatımiler arasında sürekli el değiştirir. Özellikle son 20 yılda 5-6 kez bir Fatımiler Kudüs'ü ele geçirir, bir Selçuklular ele geçirir. Aralarında ciddi bir sıkıntı var. Müslüman değil mi bu devletler? Müslüman. Peki neyin kavgası? Kavga mezhep kılıfı altında bir saltanat kavgasıdır. Fatımiler Şii'dir. Selçuklular Sunni'dir. 20 yıl boyunca o coğrafyada birbirlerini yerler. 20. yılın sonunda Müslümanlar bu işlerle uğraşırken Haçlılar gelir ve Kudüs'ü işgal eder. Tarihler 15 Temmuz 1099'u gösterdiğinde. Bugünün dünyasından bir farkı var mı Allah aşkına? Müslümanlar birbirlerini yiyecek,
Haçlılar gelip onların üzerlerine çöreklenecek. Aynı şey. 20 yıl kendi aralarındaki iş çatışmasının faturası bu olmuştur. Ve Haçlılar oraya saldırdığı zaman Müslümanlar bunca güç zayıflığına rağmen 5 hafta Kudüs'ü onlara teslim etmeyecekler. 5 hafta direnecekler. Ama Haçlılar öyle büyük bir orduyla gelmişlerdir ki aynen Babil kralı Buhtu Nasır gibi onlar da orada taş üstünde taş bırakmayacaklar. Kudüs düşecek. Müslümanlar için büyük bir kayıp. Ne olacak peki? Müslümanları ve Hristiyanları o Haçlı ordusu kılıçtan geçirecek. Hatta onların tarihçilerinin verdiği bir ifade var. O ifadenin aynısını size aktarayım. Kandan Kudüs yollarında nehirler oluşmuştu diyecekler. O gün, o günlerde öldürülen insan sayısını bilmiyoruz. Müslümanlar ve Yahudilerin var olanları, Kudüs'te kalanları öldürülüyor. Müslümanlar bitince bu sefer Hristiyanlara yöneliyorlar. Peki Haçlılar Hristiyan değil miydi? Hristiyandılar ama aralarında şöyle bir fark vardı. Onlar kendilerini Latin Hristiyan olarak nitelendiriyorlardı. Kudüs'te yaşayanlar ise Doğu Hristiyanlarıydı. Latin Hristiyanları bu sefer Doğu Hristiyanlarını kılıçtan geçirmeye başladılar. Ne oldu? Kubbetus Sahra'yı kiliseye çevirdiler. Hazreti Ömer'in kıyamet kilisesine söylediği o söz, o hatıra birçoklarının zihnindeyken onlar Kubbetus Sahra'yı kiliseye çevirip kubbesine bir haç taktılar. Kıble mescidini de Haçlı ordularının komutanının sarayı yaptılar. Kaç yıl? 88 yıl. O günün Müslümanları bugünün Müslümanlarından daha şerefliydi dostlar. Onlar Kudüs'ün ayrılığına sadece 88 yıl dayandılar. 88 yıl sonra onlar içlerinden bir Selahaddin yetiştirmeyi başardılar. Ve bir Selahaddin, Şark'ın en sevgili sultanı olan o yiğit sultan Haçlıların orada kökünü kazdı. 88 yıl sonra o ayrılık böyle bitti. Selahaddin o coğrafyaya vardığı zaman özellikle Mescid-i Aksa'ya girip 88 yıldır kralın sarayı olarak kullanılan orayı yeniden ezanla buluşturduğu zaman günlerden cumaydı ve o gün bir Miraç kandiliydi. Bu Allah'ın bir tevafukuydu aslında. Tarihler 27 Recep 583'ü, miladi olarak da 2 Ekim 1187'yi gösteriyordu. 88 yıllık o ayrılık Selahaddin'in gayretiyle sona ermişti. Ama kan akmaya halen devam ediyor. 200 yıl boyunca Selahaddin'in fethinden sonra, Kudüs'ü yeniden almasından sonra, 200 yıl boyunca Haçlılar Kudüs'ü geri almak için gayret gösterdi ama muvaffak olamadılar elhamdülillah. Baktılar ki bunlar savaş meydanlarında alamayacağız biz Kudüs'ü. Ne yaptılar biliyor musunuz? Diplomatik yollarla aslında Müslümanları bir şekilde birbirlerine düşürüp o zafiyetlerinden istifade ederek Kudüs gibi önemli bir şehri yeniden elde etmenin yollarını aradılar. 1229'da satılmış bir liderin, satılmış bir Müslüman, güya Müslüman bir liderin yapmış olduğu bir anlaşmayla hakimken Müslümanlar mağlup duruma düştüler. Ama yine de elhamdülillah Kudüs elden çıkmadı. Tarihler 1253'ü gösteriyor. Bu sefer Memlukiler sahnede, Memlukiler de yine kan dökerek Kudüs'ü ele geçirirler. 1256'da Eyyubiler geri alır. 1260'da Memlukiler yeniden geri alır.
1260'tan itibaren tam 356 yıl Kudüs'ün hakimiyeti Memlukilerin elinde kalır. Bu 356 yıl aslında çok önemli yıllardır. Özellikle Kudüs'ün imarı açısından. Bugün Kudüs'te var olan mescitlerin ve tarihi yapıların büyük bir kısmı bugünlerde yapılmıştır. Eğer doğruysa şöyle bir rivayet aktarılır bize. Tarihi 150 camiden 80'i bu tarihlerde Memlukilerin yaptığı camiler ve mescitlerdir. Onlar büyük bir hizmet yaparlar. Ve tarihler dostlar 1516'yı gösterince Kudüs için yeni bir sayfa açılır. Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü Memlukilerin elinden alarak Osmanlı'nın yönetimine kattığı tarihtir o dönem. 1516'dan 1917. Kaç yıl? 401 yıl. 401 yıl Osmanlı'nın hakimiyetindedir. Burada bir noktaya dikkatlerinizi çekmek isterim dostlar. Kitaplardan Osmanlı'yı okuyunca bazen biz yanlış okuyoruz ve yanlış anlıyoruz. Osmanlı'nın nasıl bir devlet olduğunu anlayabilmeniz için Osmanlı'nın hakim olduğu o coğrafyalara gitmek zorundasınız. Kudüs'te Osmanlı'nın hizmetini gördüğünüz zaman şunu siz de ikrar edeceksiniz ki Osmanlı bir ulus devlet değil, bir ümmet devletidir. Bir gaza devletidir. Ve yaptığı hizmetler de bunun en açık işaretidir. 400 yıl boyunca Kudüs'te, Filistin'de yaptıkları hizmet, hele hele Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı olan Hürrem Sultan'ın yaptıkları halen varlıklarını devam ettiriyor. Ve bize bir medar-ı iftihar diye yeniden sorumluluklarımızı hatırlatıyor. O 400 yıllık o destansı hakimiyet başlı başına bir ders konusudur. 401 yıl sonra tarihler 1917'yi gösterince ne oldu? Kudüs elden çıktı. İngilizler yıllardır kapalı kapılar ardında hesap ettikleri, plan kurdukları o sinsi planlarının gereği Müslümanların elinden Kudüs'ü aldılar. 3 yıl İngilizlerin elinde kaldı. 1920'den 1948'e 28 yıl kuracakları devletin hesabını yaptılar. Sabırlılar adamlar. Neyi nerede yapacaklarını iyi biliyorlar. Ve 1948'de taşları yerine oturtturduktan sonra İsrail'i devlet olarak dünya kamuoyuna tanıttılar. Devlet midir? Bize göre değildir. Bize göre, Müslümanlara göre orası, onlar işgalci bir güçtür. Onlar hakkı olmayan bir coğrafyada söz söylemeye çalışan, aslında devletten ziyade örgüte benzeyen bir güçtür. Ama biz ne kadar kabul etsek de etmesek de şu anda biz Mescid-i Aksa'ya bile onların izniyle giriyoruz. Ben Mescid-i Aksa'ya her girdiğimde o aklıma geldi. Kapılardan içeriye girdiğinizde size yan yan bakan 2-3 İsrail askeri. Ah Ömer dedim. Ah Selahaddin dedim. Ah Sultan Abdülhamit dedim. Bu günleri görseydin kim bilir bize neler derdi. Bu günleri görselerdi. Bilmem ki içimizden birileri o insanların yüzüne bakacak yüz bulur muydu? Ama gelin görün ki öyle. Peki dostlar ne olacak? Ne olacağını Kur'an söylüyor. İsra suresinde söyledim. Bir şey daha söyleyeyim. Zulmedenler yakında nasıl bir inkılapla devrileceklerini görecekler. Çünkü Allah'ın yasasıdır. Küfür devam eder ama asla zulüm devam etmez. O korku devleti de inşallah yıkılacak. İnşallah kendi korkularının içerisinde boğulacaklar. İnşallah kendi yaptıkları o ateş önce onları yakacak.
Biz buna iman etmişiz. Ama dostlar, imtihan alanı Kudüs dedik. İnsanlığın imtihan alanı. Ne alalım buradan mesaj olarak? Çok şey söylenir ama ben artık son sözlerimi söyleyeceğim. Beş şeyi unutmamamız lazım. Bu dersin hülasası budur. Beş şeyi unutma. Nedir? İmtihanı unutma. Gayreti unutma. Havuzu unutma. Yardımı unutma. Duayı unutma. Aslında ben satır aralarında bunları söyledim. Beş şeyi unutma. Bir, imtihanı unutma dedim. Nedir imtihan? Kudüs bizim imtihanımızdır. İnsanlığın imtihanıdır. Şu anda insanlık Kudüs'le Filistin'le imtihan edilmekte. Yahudiler de aynı coğrafyada imtihan veriyor. Hristiyanlar da aynı coğrafyada imtihan veriyor. Biz de aynı coğrafyada imtihan veriyoruz. Orası bir imtihan alanı. O halde unutmayacağımız en önemli şey budur. O imtihan alanında biz de imtihan veriyoruz. İmtihanımızı unutursak eğer, artık Kudüs için biz ne yapabiliriz ki? En başta ümmet olarak biz Kudüs ile imtihan edildiğimizin bir kez daha farkına varmak zorundayız. Kudüs'ün Mekke olduğunu unutmadan, Mekke gibi bir coğrafya olduğunu unutmadan sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmek zorundayız. Onun için unutmayacağımız beş şeyden en ilki imtihanı unutmadır. İkincisi gayreti unutma. Gayret olmadan olur mu? 2545 sene Hazreti Süleyman mabedi inşa edip o devlet yıkıldıktan sonra 2545 sene o insanlar, beğenelim beğenmeyelim, eleştirelim eleştirmeyelim, lanetli bir kavim olduğunu söyleyelim söylemeyelim, hepsi bir tarafa, gayret ortaya koymuşlardır. Adamların dertleri budur. Yemek dualarında bile Kudüs vardır, biliyor musunuz? Yemek dualarında bile Kudüs'e dua ettikleri için Allah Kudüs'ü onlara nasip etmiştir. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman Kudüs'ü ele geçirmeden önce Kudüs'te buluşmak üzere diye ayrılırlardı. Aynen sahabenin asır süresini okudukları gibi onlar da Kudüs sevdasını birbirlerine hatırlatarak birbirlerinin yanından ayrılırlardı. Gayreti onlar koydu ortaya, Allah da avuçlarının arasına Kudüs'ü koydu. Biz koysaydık gayreti, koyduğumuz zaman bize vermişti. Biz koymayı kaybettiğimiz zaman işte Allah elimizden alıp onlara verdi. Bugün yine aynı şeyi biz ortaya koyarsak niye Kudüs bizim olmasın ki? Rüyalarımız Kudüs olsa, Mescid-i Aksa'yı görsek mesela düşümüzde, öyle bir şiir var ya, keşke görebilsek, keşke Mescid-i Aksa'nın bizim de rüyalarımızda bize ağladığını görebilsek ve o günün gündüzünde Mescid-i Aksa için bir şeyler yapsak ve birbirimizden ayrılırken o günün hatıralarını hatırlatsak, Kudüs'ün Mekke olduğunu hatırlatsak, bu gayret ve ızdırap içerisinde olsak, Allah nasip etmeyecek mi? İnşallah edecek. Onun için diyoruz ki ikinci olarak gayreti unutma. Üçüncü olarak havuzu unutma diyoruz. Ne demek bu? Dostlar, Selahaddinler ne gökten geldi ne yerden kendiliğinden bitti. Selahaddinler havuzlarda pişti. Selahaddinler havuzlarda kıvama geldi. Havuz nübüvvetin mesajlarından ilham alarak oluşturulmuş potalardır. Eğer potalarınız varsa o potalar Selahaddinler yetiştirir. Eğer yoksa İsrail'e düşman olmaya gerek yok. İşi başlatacağımız nokta o potaları kurmaktır.
İşi başlatacağımız nokta asr-ı saadetten ilham alarak bu çağda Darul Erkamları ve Suffa mekteplerini oluşturmak. Nüreddin Mahmutlar olmak, Selahaddin gibi yiğitler doğurmaktır. Onun için üçüncü olarak diyoruz ki havuzu unutma. Dördüncü olarak da diyoruz ki yardımı unutma. Bir ilkemiz var. Her ders söylüyoruz aşağı yukarı, yeniden söyleyelim. Herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır. Yardım herkes aynı oranda yapamayabilir. Asr-ı saadette herkes aynı şeyi mi yaptı? Kimi geldi bir hurma getirdi, kimi geldi bir avuç getirdi, kimi geldi Hazreti Ömer gibi 500 dirhemlik sermayesi, ki sermayesinin yarısıydı, onu getirdi. Kimi de Hazreti Osman gibi çuval çuval getirdi. Allah Resulü'nün nazarında da Allah'ın nazarında da miktarlar değişse de değerler aynıydı. Çünkü herkes elinden geleni yapmıştı. Bugün biz de elimizden gelenleri yapmak zorundayız. Eğer bizlerin içinde de şimdi Halepli marangoz gibi Selahaddin'e minber yapabilecek insanlar yetişse, Selahaddinler o zaman gelir. Kimi bir kazakla, kimi cebindeki bir harçlığıyla, kimi yıllık kazancının belli bir miktarıyla, ama ne kadarıyla olursa olsun orayı unutmadan, orayı hatırda tutarak yardımları yaparsa, yani şu ellerin yapabileceklerini ortaya koyarsa, o zaman Allah'ın rahmeti gelecektir. Onun için dördüncü olarak diyoruz ki yardımı unutma. Peki sonuncu olarak ne diyoruz? Duayı unutma diyoruz. Dua müminin silahı değil mi? Dua ibadetin beyni değil mi? Dua müminin en önemli sermayesi değil mi? Dua Allah'ın tenezzül edeceği bir rahmet vesilesi değil mi? Madem böyledir, dua etmeyip de ne yapacağız? Dua edeceğiz. Umulur ki içimizden biri dua ederken gayretullah'a dokunur. Umulur ki içimizden biri dua ederken o an perdelerin kalktığı bir an olur. Perdeler kalkarsa ne olur biliyor musunuz? İbrahim perdelerin kalktığı bir anda dua etti, İsmail oldu. Bir anda dua etti, İshak oldu. Hanne perdelerin kalktığı anda dua etti, Meryem oldu. Zekeriya perdelerin kalktığı anda dua etti, kısır olan hanımına rağmen Yahya oldu. Perdelerin kalktığı anda bir dua edersiniz, bir dua ederiz, İnşallah Kudüs olur. Allah bizlere öyle dualar ettirsin inşallah. Ve son duamız en baştaki duamız olsun. Allah'ım bizlere özgür Kudüs'te de cuma namazı kılmayı nasip et. Amin. Rabbim inşallah bu duanın altını dolduracak amelleri hepimize işletsin. Hepimize yaptırsın. Ve bizleri insanlığın imtihan alanı olan bu Kudüs'te imtihanı kaybedenlerden etmesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin.